Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'de bulunan ofisin rehber videosuyla karşınızdayım. Evet, bu videoda ofis nedir, nasıl satın alınır, getirisi ne kadar oluyor, bu ve bunun gibi soruların yanıtlarını sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere oyunda ofis adında bir yer bulunuyor ve bu ofisin içerisinde bulunan herhangi bir ofisten her gün görev yaparak görev başına 10.800 dolar elde edebiliyoruz. Ki bu görevleri nasıl hızlıca yapabilirseniz kanalda bunun ayrıca bir videosu bulunuyor. O videodan da o konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Ekstra olarak eğer oyunda iyi miktarlarda para biriktirdiyseniz bu ofisi 3 aşamalı şekilde satın alabiliyorsunuz. Peki ofisi satın aldığımızda ne gibi avantajlara sahip oluyoruz? İşte bu videoda sizlere bunu anlatacağım. İlk olarak dilerseniz Grand RP'ye nasıl kaydolabilirsiniz, bunu çok hızlı bir şekilde 1 dakika içerisinde sizlere anlatayım. Öncelikle Grand RP'yi oynayabilmek için PC üzerinde orijinal bir GTA 5 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Ki GTA 5'i dilerseniz Steam üzerinden, dilerseniz Epic Games üzerinden ya da Rockstar Games Launcher üzerinden satın alabilirsiniz. Bir sonraki adımımız ise kayıt işlemi. Oyuna ekstra bonuslarla başlamak istiyorsanız videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmında gta5grand.com şeklinde başlayan referanslı linke tıklayarak Grand RP'nin resmi sitesine gidebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan bölmeleri kendinize göre doldurun ve yeni bir hesap oluşturun. Sonrasında da download seçeneğine basarak oyunun resmi istemcisini indirebilirsiniz. İndirme işleminin bitmesini bekleyin ve sonrasında da inen dosyaya tıklayıp basitçe next next diyerek kurulum işlemini tamamlayın. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey masa üstünüze gelen simgeye tıklamak ve program otomatik olarak gerekli dosyaları sizin için indirerek hazır hale getirecektir. Bu işlemden sonra da play tuşuna basıp oyunu açın ve az önce oluşturduğunuz hesap bilgilerinizi buraya yazarak oyuna giriş yapın. Sonrasında kendinize yeni bir karakter oluşturabilir ve bu Grand RP'nin devasa dünyasına adım atabilirsiniz. Eğer oyunla ya da kayıt olmayla ilgili sorularınız olursa Grand RP'nin Discord sunucusundaki Getting Help kanalından ya da kanalımızın Discord sunucusunda bulunan Grand RP özel kanallarından destek alabilirsiniz. Hepinizi oyundaki ailemize beklerim. O zaman videomuza devam edelim. Öncelikle bilmeyenler için ofisin nerede olduğunu göstermekle başlayayım. Oyundayken haritanızı açtığınızda şu an ekranda görmüş olduğunuz yer ofis oluyor. Öncelikle hızlı bir şekilde buraya gidiyoruz. Buraya geldiğinizde hemen içeriye giriş yapın ve içeriye girdiğinizde de hemen ileride yer alan NPC'nin yanına gelip etkileşime geçin. Sonrasında çıkan seçeneklerden de ikinci seçeneğe tıklayın. Karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacaktır. Sağ üstteki butondan diğer oyuncuların sahip olduğu ofisler üzerinden kontrat alıp görev yapabiliyorken sol alt taraftaki Buy an Office butonuna tıklayarak da ofis satın alabilmeniz mümkün. Dediğim gibi ben bu videoda size ofisi satın almayı göstereceğim için ekstradan görevler kısmına değinmeyeceğim. O videoyu ayrıca kanalda bulabilirsiniz. Sol alt taraftan gördüğünüz üzere ofisi satın alabilmek için bizim oyunda 5 milyon dolara ihtiyacımız bulunuyor. Ancak ofisi 5 milyon dolara aldığınızda tam olarak almış olmuyorsunuz. Zira ofisi satın almanın toplamda 3 kademesi bulunuyor. Öncelikle şu an gördüğünüz üzere 5 milyon dolar vererek ofisi satın alıyorsunuz. Sonrasında bu ofisi satın aldıktan sonra 15 milyon dolar ödeyerek ofisin ikinci seviyesini satın alıyorsunuz ve son olarak da 50 milyon dolar vererek ofisin üçüncü seviyesini satın alabiliyorsunuz. Peki bu seviyeler arasında ne gibi farklılık bulunuyor? İsterseniz ofisleri tek tek satın alarak sizlere hızlıca bundan bahsedeyim. Öncelikle ofisi satın alabilmek için paranın üstünüzde olması gerekiyor. Şimdi hızlı bir şekilde 5 milyon dolar vererek ofisin birinci seviyesini satın alıyoruz. Ofisi satın aldığınızda ekranın sağ alt tarafında da göreceğiniz üzere ofisin aynı oyundaki ev ve işletmelerimizde olduğu gibi bir vergi sistemi bulunuyor. Ofisi ilk kez satın aldığınızda 3 günlük vergisi ödenmiş olarak geliyor ve isterseniz buradan 21 güne kadar ya da Prime Plus'ınız varsa 30 güne kadar vergisini ödeyebiliyorsunuz. Bir günlük vergisi ise 5000 dolar. Eğer olur da bunun vergisini ödemeyi unutursanız ofisiniz elden gidiyor ve harcadığınız paralar da tabiri caizse çöp oluyor. Dolayısıyla ofis satın alacaksanız buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ofisinizin bitmesine yalnızca birkaç gün kaldıysa da oyuna girdiğinizde size bunu hatırlatan bir ekranla da karşılaşıyorsunuz. Ancak yine de bu hususta dikkat etmenizi öneririm. Peki bu ofisin birinci seviyesinin genel olarak bize ne gibi avantajları bulunuyor? Ofisin bu birinci seviyesini satın aldığınızda görevleri başka oyuncuların ofisinden yapmak yerine kendi ofisinizden yapabilirsiniz. Fakat başka oyuncular sizin ofisinizi göremiyor ve kullanamıyor. Yalnızca siz kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla da üzerinden ekstradan gelir elde edemiyorsunuz. Alt tarafta da görebileceğiniz üzere günlük olarak bu ofisin görevlerini yaparsanız elde edeceğiniz maksimum gelir 60 bin dolar oluyor. Avantaj olarak sayabileceğim bir şey ise normalde ofis görevlerini yapacağınız zaman ofise gelip herhangi bir ofisten kontratı başlatmanız gerekiyor. İşte eğer bu şekilde bir ofis satın aldıysanız o zaman buna gerek kalmıyor. Direkt olarak görevleri yaptığınızda da sayılıyor. Bu hem ofisin bu seviyesinde hem de sonraki seviyelerinde olan bir özellik. Genel olarak söylemek gerekirse ofisi yalnızca bu seçeneği yani 5 milyon dolar öderek satın almanızı önermiyorum. Zira ofisten tam anlamıyla faydalanmış olmuyorsunuz. Şimdi gelelim ofisin ikinci seviyesini satın almaya. Ofisin birinci seviyesini satın aldığınızda hemen sol alttaki kısımda göreceğiniz üzere 15 milyon dolar ödeyerek ofisin ikinci seviyesini satın alabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde bu satın alımı da yapıyoruz. Peki ofisin ikinci seviyesini satın aldığımızda bunun bize ne gibi avantajları oluyor? Ofisin bu seviyesini satın aldığınızda her ne kadar internette dolaşan bilgilerde ofisimizden başka oyuncuların görev yapabileceği ve bu doğrultuda kazanç sağlayabileceğimiz söylense de benim yaptığım testlere göre diğer oyuncular sizin ofisinizi bu seviyede de göremiyor ve dolayısıyla da ekstradan bu anlamda gelir elde edemiyorsunuz. Ofisin bu seviyesinde
göre benim avantaj olarak görebildiğim tek şey ise hemen alt taraftaki kısma dikkat ederseniz buradaki kazancımız 72 bin dolar olarak gözüküyor. Hatırlarsanız ofisin birinci seviyesinde burada 60 bin dolar yazıyordu. Yani ofisin bu seviyesinde görevleri yaparak hiçbir kesinti olmadan görevlerin her birinden 12 bin dolar olmak kaydıyla toplamda 72 bin dolar kazanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim ofisin 50 milyon dolar ödeyerek satın alabileceğimiz 3. ve son seviyesine. Ofisin 2. seviyesini satın aldığınızda ekranın sol alt tarafında 3. seviyeyi yükseltme yerini görebilirsiniz. Hızlı bir şekilde buraya tıklıyor ve satın alma işlemini gerçekleştiriyoruz. Peki ofisin bu 3. seviyesinin bize ne gibi avantajları bulunuyor? Ofisin bu seviyesini satın aldığınızda ofisiniz hemen buradaki State Offices seçeneğinde yer alan ofis sıralamasında diğer oyuncuların ofisleriyle birlikte rastgele olarak gözükecektir. Bu sayede bir nevi ofis sayfasında ofisinizin reklamını yapmış olacak ve böylelikle de kazancınız artacaktır. Ayrıca tabii ki bu seviyenin bir diğer avantajı ise diğer oyuncular sizin ofisinizden görev yapabiliyor ve bu doğrultuda da ekstradan kazanç elde edebiliyorsunuz. Ayrıca sağ üst taraftaki arama kısmından oyuncular sizin ID'nizi yazarak ofisinizi kolaylıkla bulabilirler. Bu arada ofisinizin ID'si karakterinizin ID'si oluyor. Örneğin benim kurduğum ofisin ID'si 58488 olarak geçiyor ve bu ID'yi arattığınızda bizim aile ofisimizi bulabilir ve buradan görev yaparak ailemize destek olabilirsiniz. Şimdi gelelim ofis ekranımıza. Ofisin 3. seviyesini satın aldığınızda burada fark etmiş olabileceğiniz üzere 3 yeni seçenek ekleniyor. Hemen sol tarafta Change the Name butonuna tıklayarak ofisinizin adını ücretsiz bir şekilde ve dilediğiniz kadar değiştirebilmeniz mümkün. Bunun dışında hemen alt kısımda kalan Change Profit seçeneğinden de ofisinizden görev yapan oyuncuların ne kadar gelir elde edebileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Oyuncular ne kadar fazla kazanırsa siz de o kadar fazla kazanıyorsunuz. Dolayısıyla gelirinizi maksimize etmek için burayı %90 olarak ayarladığınıza emin olun. Son olarak en altta kalan History seçeneğini tıklayarak da ofisinizden görev yapmış olan 50 oyuncuyu burada görebilmeniz mümkün. Burada yer alan kişiler ofisinizdeki görevlerden bir tane yapınca buraya yazılıyor. Ayrıca burada yer alan kayıtta 50 oyuncu görev yaptıktan sonra en eski kayıt siliniyor ve yerine yenisi otomatik olarak yazılıyor. Ayrıca hangi oyuncunun saat kaçta görev yaptığını da yine buradan görebilirsiniz. Ofisin genel olarak kazancına baktığımız zaman da bir oyuncu sizin ofisinizden bir tane görev yaparsa aynı görevi yapan oyuncu gibi siz de 10.800 dolar kazanıyorsunuz. Bu mantıkla oyunda her gün eğer toplamda 15-16 kadar oyuncu sizin ofisinizden görevlerin hepsini yaparsa aşağı yukarı günlük 1 milyon dolar gibi bir kazancınız oluyor. Ofisi toplamda 70 milyon dolara satın aldığımızı düşünürsek de eğer günlük ofis üzerinden en az 1 milyon dolar kazanabilirseniz de yaklaşık 2 aydan biraz daha uzun bir sürede harcadığınız parayı amorteleyip kâra geçmeye başlayacaksınız demektir. Ofisten güzel bir şekilde kâr elde etmeyi düşünüyorsanız mutlaka ofisinizden görev yapacak olan kişiler de bulmalısınız ki üzerinden iyi miktarlarda gelir elde edebilirsiniz. Bu ofis işletmesinin en iyi yanı da bir pasif gelir işletmesi olması. Yani siz bir ofis sahibi olduğunuzda hiçbir şey yapmanız gerek kalmadan diğer oyuncular sizin ofisiniz üzerinden görev yaptıkça durduğunuz yerde para kazanıyor olacaksınız. Hatta siz oyunda değilken bile kazanç sağlayabilmeniz mümkün. Siz oyunda değilken yapılan görevlerin ödemesi de oyuna girdiğinizde otomatik olarak banka hesabınıza yansımış oluyor. Son olarak siz oyunda normal bir şekilde takılırken diğer oyuncular eğer sizin ofisiniz üzerinden görev yaptıysa ekranın alt tarafında bunun istinaden bir bildirim de görüyorsunuz. Son olarak bu ofisle ilgili verebileceğim bir diğer bilgi ise ofis satın aldığınızda oyundaki diğer işletmeleri de satın alabiliyorsunuz. Ki bildiğiniz üzere oyunda her karakter en fazla bir tane işletmeye sahip olabiliyor. İşte bu ofis o işletme yerine geçmiyor. Yani bunu ayrıca satın alabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Evet, böylelikle videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Peki sizin bu ofis işletmesi hakkındaki düşünceleriniz neler? Satın almayı düşünür müsünüz? Ya da aranızda satın alanlar varsa günlük ne kadar gelir elde ediyorlar? Bunu videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O halde videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yarmıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.